Nasıl kullanıyor? Ne gibi sorular soruyor? İşte ne gibi yardımlar alıyor? Ya da bilmiyorum Instagram'da takip ediyor musunuz? Önünüze bir dünya yapay zeka tool'u çıkıyor. Slayt hazırlayan yapay zeka işte. Çok basit bir iki bana şununla ilgili slayt hazırla diyorsun. Sana slaytını direkt hazırlayan yapay zekalar var günümüzde. Ya da işte fotoğrafların arka planını bir anda temizle, arka planını temizleyen yapay zekalar var. Ya da işte bunun gibi pek çok yapay zeka var. İşte Dolly falan var işte. Yazı yazıyorsun. O yazıya göre sana bir görsel üreten yapay zekalar var. Bir dünya yapay zeka aracı var günümüzde. Bu yapay zeka araçlarını kullanmak, kullanabilmek bile bir beceri ve kullanabilenler ileride bunun farkını görecek, bunun ekmeğini çok yiyecek. Birinci grubumuz bu yapay zekayı kullanabilen kişiler. İkinci grubumuz da yapay zekayı yapan kişiler. İşte bunlar zaten hakikaten zor bir iş arkadaşlar. Bu kolay bir iş değil. Bu işte binde birlik dediğimiz çok çok az kişinin başarabildiği çok zor da bir süreç, emek isteyen bir süreç. Bakın yapay zekayı kullanmak emek istemiyor. Yapay zekayı kullanmak için sadece yeniliğe kapalı olmamak, bir şeyler öğrenebilmek, yani yeni değişime açık olmak yeterli. Ancak yapay zeka yapmak için inanılmaz eğitimler alman gerekiyor. İşte pratik düşünebilmen gerekiyor, matematiğinin güçlü olması gerekiyor, İngilizcenin iyi olması gerekiyor, çok fazla kaynak okuyacaksın ve öğrenme hiçbir zaman bitmeyecek. Eğer sen sol taraftan yapay zeka yapacağım gibi büyük bir yola girersen, hayat boyu, ömür boyu, işte bu lifetime learning, ömür boyu öğrenme moduna hazır ol. Çünkü teknolojiler sürekli gelişiyor. Sürekli geliştikçe sen kendini yenileyeceksin. Sürekli yeni bir şeyler öğreneceksin ve bu alanda kendini geliştireceksin. Zor bir süreç, herkesin yapabileceği bir süreç değil soldaki. Ancak şu anda kaç kişiyiz mesela? Şu anda yaklaşık 50 kişiyiz. Evet, yaklaşık 50 kişi. Şu sağdaki yapay zekayı kullanma kısmını hepimiz yapabiliriz. Şuradan kesinlikle çekinmeyin, korkmayın. Fakat yapay zekayı yapmak için bu herkesin harcı değil. Ancak elimizden geldiğince buraya ilgiliyseniz, tutkuluysanız, siz bu işi hayatınıza adamak istiyorsanız bu yoldan gidişte var. Peki bu yoldan gidişte yapay zeka yapmak için neler öğrenmek lazım, neler bilmek lazım? Bunlardan hızlıca bahsedelim. Bir kere bir ufak kodlama becerisi gerekiyor. Kodlama becerisi de çok farklı diller var. Ancak yapay zeka dendi mi akla gelen bir tane programlama dili var. O da Python. Python ile yapay zekanın %95'i Python kodlarıyla yazılıyor arkadaşlar. Çünkü Python tamamen yapay zeka için uygun bir kodlama dili. Çok basit ve sen Python'da mesela bir satırda yazdığın şeyi başka dillerde belki de böyle 20-30 satırda yazıyorsun. Yapay zekada çok çok büyük işlemler yaptığımız düşünüldüğünde bunu Python dışında bir dille yazmak neredeyse imkansız, yani çok zor. Deveye hendek atlatmak gibi. Ve dolayısıyla kimse kullanmıyor zaten. Yapay zekadan değil mi? Python bilinmesi gerekiyor. Ve birazdan Python detaylarına gireceğiz. Rahat olun. Python en kolay kodlama dillerinden biridir, programlama dillerinden biridir. Dolayısıyla o açıdan şanslısınız. İlk kısım zor değil. Python programlama dilini öğrenmek zor değil. İlk etapta bu. Yani bir tane programlama dili bilmek zorundasınız. Ondan sonra Python'ı öğrendik. Ondan sonra veri bilimi dediğimiz şey ne? Veri ne? Öncelikle veri ne? Bu veri kavramını biraz böyle afaki kalabilir bazen de. Veri demek bilgi demek arkadaşlar. Her türlü bilgi. Her türlü bilgi. Veri bilimi de şu işte bilginin işlenmesi, bilginin işlenmeye hazır hale getirilmesi. Yani şu anda hepiniz biliyorsunuzdur artık, yani internette hani tıkladığımız her şey kaydediliyor, her türlü bilgimiz kaydediliyor vesaire muhabbeti var ya. Evet, kaydediliyor. Bu pek çok veriyle ben çalıştım ama bunları ID ile, yani kimliksiz bir şekilde kaydettiklerini iddia ediyorlar. Ki doğru olma ihtimali var. Doğrudan sizin isminiz, soy isminiz de değil ama sizin ne yaptığınız, nereye gittiğiniz, her türlü veriniz kaydediliyor, saklanıyor ve bu verilerle modeller, yapay zeka modelleri kuruluyor. İşte bu veri bilimi dediğimiz olay bu. Modeller toplanıyor, veriler toplanıyor. Verileri topladık. Ondan sonra makine öğrenmesi dediğimiz kısma geliyoruz. Yavaş yavaş yapay zeka giriyoruz. İşte makine öğrenmesinin, makinelerin öğrenebilmesinin ana şartı veri, bilgi. Yani makineler bilgiden öğreniyor. Dolayısıyla veri bilimi kısmı çok güçlü olmalı. Ellerde onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca veri olmalı. Bu verilerle makineleri eğitmeliyiz, makineleri öğretmeliyiz diyoruz. Bu şekilde bir süreç işliyor. Dolayısıyla belki de yıllarca bizim verilerimiz toplandı. İnternette toplandı ki hakeza şu anda çıkıyor ortaya yani. Herkesin her türlü verisi ortaya çıktı, eğilimleri ortaya çıktı. Ondan sonra bu verilerle makineler eğitildi, modeller eğitildi. Şu anda hepiniz reklam modellerini görüyorsunuz yani. Kendi istediğimize yönelik reklamlar hep karşımıza çıkıyor. Bunlar nereden çıkıyor? Basitçe senin işte geçmiş verine bakarak, senin geçmişte nereye girdiğine bakarak, hatta bazıları yasa dışı bir şekilde sesini dinleyerek, sesinden
aldıkları dönütle, sesinden aldığı veriyle sana dönütler veriyor, sana uygun reklamlar sunuyor vesaire vesaire. Sonuçta veri bilimi çok önemli, bilgi çok önemli. Bilgi olduktan sonra bu bilgiyle makinelerimizi öğretiyoruz, eğitiyoruz, kuruyoruz diyelim. Ve ondan sonra derin öğrenme dediğimiz bir kısım daha geliyor. Bunun devamı da var bu arada da ben burada kestim. Derin öğrenme hakeza oldukça makine öğrenmesinin daha ileri versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Zamanla o kadar fazla verileri oldu ki ellerinde bu insanoğlunun. Veri o kadar fazla oldu ki klasik makine öğrenmesi algoritmaları yetersiz kaldı. O kadar fazla veriyi işlemeye artık yetersiz kaldı. Daha başka teknikler geliştirdiler. Derin öğrenme dediğimiz bir teknik geliştirdiler. Bu derin öğrenme tekniği zaten insan beynini kopya eden, insanın öğrenme şeklini kopya eden bir yöntem. Çok güzel bir yöntem. Birazdan detaylarına gireceğiz bunun. Bu şekilde eğer yapay zeka yapma yoluna gideceğim ben derseniz, bu zor yola adım atacaksanız izlemeniz gereken ana başlıklar bunlar diyebilirim. Biz Mod Akademi kurulduğunda bu sırayla anlatacağız. Hatta derin öğrenmeden sonra da burada bir dallanma olacak yani. Doğal dil işlemeye gidebilirsin, görüntü tanımaya gidebilirsin, görüntü işlemeye gidebilirsin, işte pekiştirmeli öğrenmeye gidebilirsin, farklı farklı alanlara gidebilirsin. Derin öğrenmeden sonra da dallanıyor ve farklı alanlarla devam ediyor, onu da söyleyeyim. Yani oldukça detaylı, kapsamlı bir alan bu yapay zeka yapanlar kısmı. Peki, devam edelim. Evet, Python program dili. İlk öğrenmemiz gereken Python program dili. Şunun gibi bir sembolü var, Python. Onlarca kodlama dilinden biri aslında. Python programı dili pek çok farklı programı dillerinden bir tanesi. Yani Python'ın dışında onlarca programı dili var. İşte Java'sı var, C'si var, C Sharp'ı var, C++'ı var, JavaScript'i var, ne bileyim Flutter'ı var. Çok fazla programı dili var aslında. Yani sen gidip bir yazılım mühendisliği okursan her dilden bir ufak bir ufak öğretiliyor sana aslında. Ancak yapay zeka dendiğinde, sebebini az önce biraz açıkladım. Yapay zeka dendiğinde sadece Python bilmek sana yetiyor. Başka bir şey bilmene gerek yok. Python dışındakiler hakikaten angarya ve yük gibi kalmış oluyor. Sebebini de açıkladım. Python açık, şöyle ne diyelim, açık kaynaklı bir programlama dili ve insanlar buna sürekli takviye yapabiliyor, ekleme yapabiliyor. Yapay zeka kodlarını yazarken, algoritmalar yazarken belki de yüzlerce satır kod yazmalıyız. Ancak Python'da bunu, o yüzlerce satırlık şablon kodu alıp bir fonksiyon içine gömebiliyorsun. Dolayısıyla sen o bir fonksiyonu çağırdığında aslında arka planda yüzlerce şey çalışmış oluyor. Yani bu da kod kirliliğinin, kod büyüklüğünün, kabalığının önüne geçmiş oluyor. Python'da bu imkan var. Diğer dillerde bu imkan yok. Diğer dillerle sen yapay zeka yapacağım dersen o yüzlerce kodu her seferinde 100 tane kod yaz, 100 tane kod yaz gibi uğraşmak zorundasın ki imkansız, kimse bu yolu seçmiyor zaten diyeyim yapay zeka alanında. Evet, yapay zeka alanında %95 oranında kullanılan program dilidir Python. Bundan bahsettik. Oranı bu arada sallamıyorum yani. %93 müydü, 94 müydü GitHub'da? Böyle bir oran var. Öğrenmesi ve kullanması oldukça kolay bir dil. Bu açıdan rahatız dediğim gibi. O saydığım pek çok program dili arasında öğrenmesi ve kullanımı son derece kolay olan bir program dili Python. Dolayısıyla bunda korkmanıza gerek yok. Hakeza Python eğitimlerine, Harun Hoca'nın ilk başta bahsettiği eğitimlere başlayacağız derken Python eğitimleriyle başlayacağız biz de. Python eğitimlerinin çok basit olduğunu hepiniz göreceksiniz. Python zor bir şey değil. Python yapay zeka alanında developer olmak için, işte yazılımcı olmak için her şeyin başı Python program dilini bilmekten geçiyor. Yani ilk etap bu. Az önce saydım zaten ben maddeleri, etapları. İlk önce bir program dili lazım. O da Python yani. Python'ı öğrenmek lazım. Ondan sonra veri bilimi, ondan sonra makine öğrenmesi, derin öğrenme diye gidiyor. Peki. Devam edelim. Python'ı öğrendik. Sonra veri bilimi. Veri bilimi ne? Şöyle bir görsel aldım. Bu görsel veriler arkadaşlar. Bakın bilgisayardan gelen veriler, cloud'dan gelen veriler, telefondan gelen veriler, bankadan gelen veriler, işte Wi-Fi'den gelen veriler, her yerden gelebilir bu veriler. Verileri nereden topladığını işte bilemiyoruz. Bir dünya farklı kaynaktan veri toplanabilir, bilgi toplanabilir. Bu toplanan bilgiler en son geliyor, bizim elimize geliyor, ulaştırılıyor ya da başkalarının eline ulaştırılıyor. Bu yapay zeka yapacak kişilerin eline ulaştırılıyor. Kişi bu verilerden bir anlam çıkartıyor, bir analiz yapıyor. Bu verileri biraz düzenliyor, biraz uygun hale getiriyor ve modeli hazırlıyor aslında. Yapay zeka, kuracağı yapay zeka modelini hazır hale getiriyor diyelim. Veri biliminin amacı bu. Farklı kaynaklardan gelen verileri, bilgileri derleyip toparlamak. Evet, burada ilk önce bundan bahsettim. Veri demek, bilgi demektir. Peki,
Günümüzde her şeyin verisi, bilgisi tutulmakta ve bu tutulan bilgiler farklı alanlarda, farklı amaçlarda kullanılmakta. Bundan bahsettim. Günümüzde neredeyse her şeyin, internet üzerindeki her şeyin verisini tutuyorlar ve bu verilerle farklı modeller kuruyorlar. Farklı yapay zeka modelleri kuruyorlar. Farklı yerlerde kullanıyorlar bu verileri. Veri demek güç demektir arkadaşlar. Yani bu kimse bu güçten mahrum kalmak istemiyor. Günümüzde pek çok kanun olsa da, Türkiye'de de var bu KVKK, kişisel verilerin korunması kanunu. Yani verilerimiz normalde korunmalı. Ancak işte telefonla indirdiğin bir uygulama bile pek çok verini çekiyor olabilir. En başta izin veriyorsun ona zaten. Fark etmeden o izin ver, izin ver diye geçtiğinde adama verilerini kullanma izni veriyorsun, çekme izni veriyorsun gibi 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 farklı yerlerde. Ya da izin vermesen bile adam yasa dışı bir iş yapıyorsa zaten senin o verini çekip başka yerlerde kullanabilir. Yani verilerimiz ortada. Veriler güç demektir. Veriyi de çekebilen, buna şansı olan pek çok kişi kullanıyor diyelim. Buyurun hocam. Aynen öyle öyle. Aynen. Çok sağ olun hocam. Kaan hocam dediği gibi verileri o kadar fazla toplamaya başladı ki katlana katlana gidiyor. 2000 yılına kadar toplanan bütün verileri düşünün. Önceden veri toplama araçları da çok fazla değildi yani. Kağıda deftere yazıyordun, kaleme yazıyordun. Devlet verilerini tutuyordu dosyalarda böyle, dokümantasyonlarda, koca koca dosyalarda tutuyordu verileri. Şimdi öyle değil ki. Şimdi o kadar rahat topluyorlar ki verilerini. Yani senin internette gezdiğin her şey geçmişinde yok mu? O geçmiş bilgileri bir tek senin bilgisayarından mı var zannediyorsun? Hayır. O geçmiş bilgileri girdiğin sitelere de gidiyor. Senin o bilgilerin başka yerlerde tutulabiliyor. Ve direkt cloud dediğimiz bulut ortamlarında bu veriler tutulabiliyor. Ve Harun Hocan dediği gibi yani şu anda son bir yılda tutulan veriler geçmiş 2000 yıldan, yani 3000 Hazreti Adem'den dedik yani, geçmiş on binlerce yıldan daha fazla. Günümüzde inanılmaz veriler tutuluyor. Ve bu inanılmaz veriler zaten derin öğrenmeye itti insanları. Artık makine öğrenmesi algoritmaları o kadar fazla veriyi işleyemez hale geldi. Başka bir yöntem geliştirmek zorunda kaldılar. Şu anda derin öğrenme yaptılar. Daha sonra onun da ilerisini çıkarttılar şu anda. Transformers mimarisi falan var böyle. Hep böyle daha fazla veri geliyor. Bu kadar veriyi işleyemiyoruz. Bir yöntem bulmalıyız. Başka bir yöntem bulmalıyız şeklinde başka bir arayışa giriyor insanoğlu. Bakın kuantum bilgisayarlar duydunuz mu? Kuantum bilgisayarların mantığı da buradan geliyor. O kadar fazla verimiz var ki bunu normal bilgisayarlarla yani günlerce, haftalarca, aylarca çalıştırarak anca kullanıyoruz. Bunun elektrik maliyeti ayrı, bilgisayarları çalıştırma maliyeti ayrı. Bu bize milyon dolarlara patlıyor. Çok zarar ediyoruz. Ve zararı da geçtim. Yani çok fazla bekliyor. Bir teknolojinin çıkması için inanılmaz vakit kaybı oluyor. Kuantum bilgisayarlarla bir anda yapabilsek bunları süper olur gibi kuantum bilgisayar çalışmaları var. Süper hızlı bilgisayar. Her şeyi böyle saniyenin binde biri sürede yapabilen bilgisayar, kuantum bilgisayar. Teoride böyle bir bilgisayar üretmeye çalışıyorlar falan. Dolayısıyla veri çok fazla toplanıyor. Bu veriler güç demek dedik. Ve son olarak şurada yapay zeka modelleri, araçları başarılı olmak için aşırı derecede veriye ihtiyaç duyuyor. Evet, bu önemli. Veriyi niye topluyor insanlar? Daha iyi model üretebilmek için, daha iyi yapay zeka modelleri üretebilmek için. Çünkü yapay zeka modelleri veriyle öğrenir, veriden öğrenir. Burada verinin kaliteli olması, bir de bu kaliteli veriden olabildiğince fazla olması. İki kriter yani. Kaliteli verin olacak ve fazlaca verin olacak ki modelin güzel öğrensin, modelin iyi eğitilsin. Peki. Elindeki verileri alıp işleyebilen, bu verilerden anlamlı çıkarımdan çıkartabilen veya modeller kurabilen kişilere de veri bilimci denir. Evet, veri bilimci dediğimizde bu veriler, toplanan bu verileri alıp bunlardan anlamlı çıkarımlar yapan, yani işte bu verilere baktık. Mesela genelde şirkette bu veri bilimciler çalışır böyle. Ne bileyim bir e-ticaret şirketinde şu üründen çok satıyoruz, bu üründen az satıyoruz. Şuna şöyle kampanya yapalım, buna böyle kampanya yapalım gibi böyle şirkete akıl veren kişiler veri bilimcidir. Veri bilimini öğrendiğinizde bu veri bilimci sıfatıyla bir işe girebilirsiniz. Veri bilimciler doğrudan yapay zeka modelleri yapmaz ama basit birkaç yapay zeka modeli kurabilir. Onlar da basit birkaç algoritma kurabilir diyelim. Veri bilimi genel hatlarıyla böyleydi. Veri biliminden sonra gelecek olan makine öğrenmesi. Peki, makine öğrenmesi nedir? Şurada şöyle bir görsel aldım. Bir tane makinemiz var, robotumuz var gibi düşünün. Bir şeyler öğreniyor. Tahtaya bakıp bir şeyler öğreniyor. Şimdi makine öğrenmesi ne? Hemen konuşalım. Makine öğrenmesi algoritmalar ve istatistiksel modeller yardımıyla bilgisayarların öğrenme ve tahmin yapma yeteneğini ifade eder. Bilgisayarların öğrenmesi işine biz makine öğrenmesi diyoruz ve bunu da bu tabiri de çok sevmiyorum ama böyle geleceği tahmin etme, geleceği öngörme, böyle bu şekilde tahminler yapma işlemine makine öğrenmesi diyoruz. Makineler geçmiş verilere bakarak bir şeyler öğreniyor ve
o öğrendikleriyle tahminlerde bulunuyor. Gelecekte de bunlar olabilir, şunlar olabilir gibi en olası tahminlerde bulunmaya çalışıyor. Buna makine öğrenmesi deniyor. Makine öğrenmesi algoritmalarının arka planda matematik var arkadaşlar. Dolayısıyla bu yapay zeka alanında çok kritik bilgilerden biri matematiksel düşünme beceriniz, yani analitik düşünme beceriniz. Bu beceriye sahipseniz arka planda neler döndüğünü, bu algoritmalar nasıl çalıştığını daha rahat anlayabiliyorsunuz. Bunu da en baştan söyleyeyim. Peki, makinelerin doğru bir şekilde öğrenebilmesi için veri çok önemlidir. Bunu konuştuk. O veri bilimi adımı çok önemli. Veri bilimi adımında güzel verileri elde ettik, güzel bir şekilde modeli hazırladık. Ondan sonra makineye göndereceğiz ve makine güzel bir şekilde öğrenecek. Eğer veri güzelse model de güzel olur. Zaten neydi? Garbage in, garbage out. İşte çöp giren çöp çıkar. Eğer senin verin çöp gibiyse modelin de çöp gibi olacak. Yani gidip süper bir model bekleme. Eğer senin verin güzelse modelin de güzel bir model olacak gibi. Peki makine öğrenmesi şu anda hangi alanlarda kullanılıyor? Arkadaşlar pek çok alanda var. Mesela burada birkaç örnek var. Sağlık alanında, finans alanında, e-ticaret alanında ve benzeri. Ancak pek çok alanda var yani. Hukukta var, her şeyde var. Pek çok alanda yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Yani Türkiye'de ne kadar kullanılıyor? Orası tartışılır. Ancak Türkiye'de de çok büyük firmalar kullanmaya başladı. Farklı farklı alanlarda kullanıyor. Bankalar ilk bu işi ilk yapanlar yani. Bankacılık sektöründe inanılmaz pek çok yerde makine öğrenmesi algoritmaları kullanılıyor. Daha dediğim gibi büyük şirketlerde var. Ancak alta doğru da yavaş yavaş iniyor. Pek çok şirket bundan faydalanmak istiyor. Çünkü maliyetlerini inanılmaz düşürüyor. İnanılmaz kar yapmalarını sağlıyor. İşleri çok kolaylaştırıyor. Yani senin ne kadar kazanacağını, yarın ne kadar ürün satacağını, yarın değil de o kadar kısa süreli tahminler değil de işte gelecek ay ne kadar ciro yapacağını falan tahmin eden bir model olduğunu düşün. Bu işini çok kolaylaştırmaz mı? Gelecek ay ne kadar kazanacağını bildiğin zaman ona göre planlar yapmaz mısın? Daha mantıklı planlar. Bu sadece verdiğim bir örnekti yani. Makine öğrenmesini düzgün kullanmaya başlayan şirketler çok hızlı büyüyor, çok hızlı gelişiyor diyelim. Makine öğrenmesine kullanılan algoritmanın arka planda matematik ve istatistik vardır. Bundan bahsetmiştim. Evet, makine öğrenmesinde bazı algoritmalar var. O algoritmalara göre çalışıyor makineler. Ona göre öğreniyor. Yani bir zihin yok, bir beyin yok. İnanın ya, bizim gibi düşünen bir beyin yok. Ama biz diyoruz ki şöyle şöyle olursa şöyle şöyle yapmayı öğren diye böyle matematiksel bazı algoritmalar üretiyoruz. Ve o algoritmalar sayesinde öğreniyor aslında. Yani nasıl öğrendiğini biliyoruz. Bakın insanın nasıl öğrendiği tam olarak bilinemiyor. Böyle biraz şeyler biliniyor. Nöronlar birbiriyle iletişime geçiyor falan ama hangi nöron hangisiyle iletişime geçeceğini de gene gözlemlemişler. Ama böyle tam anlamıyla bir insan nasıl öğrenir, öğrenme nasıl gerçekleşir? Tam anlamıyla bir bilgi yok. Ancak bu makine öğrenmesinde tam anlamıyla nasıl öğrendiklerini biliyoruz. Yani algoritmalara geçtiğimizde, eğer o kadar ilerleyebilirsek, orada göreceksiniz. Makinelerin nasıl öğrendiğinin matematiksel bir izahı var yani. Bunu da söylemiş olayım. Peki, makine öğrenmesinden sonra derin öğrenme. Peki derin öğrenme niye çıktı? Burayı bir daha hatırlatayım. Makine öğrenmesi algoritmaları artık yetersiz kaldı. Veri o kadar fazla arttı ki, insanların elindeki veri o kadar fazla arttı ki, bu FANG dedikleri, bu 5 büyük Facebook, Amazon, işte bu 5 büyük şirketin böyle dünyayı resmen ele geçirmiş, ağ gibi sarmış, 5 büyük teknoloji şirketinin elindeki veri o kadar arttı ki, bu veriler o klasik makine öğrenmesi algoritmalarıyla işlenemeyecek kadar büyüdü. Onlar o makine öğrenmesi algoritmalarıyla düzgün modeller çıkmamaya başladı ortaya ve yeni bir yöntem keşfetme durumu çıktı ortaya. Profesörler, ordinaryuslar, herkes geldi ortaya falan. Araştırmalar, makaleler ve en son insan beynini taklit eden derin öğrenme algoritmaları çıktı. Peki insan beyni nasıl taklit ediyor? Hemen bundan biraz bahsedeyim. Şu soldaki görsele bakın. Soldaki, şurada iki görsel var. Şu ortadan bölündüğünü varsayın. Şu soldaki görsel insan beyni. Yani bizim beynimizde çok yakın bir görsel. Bizim beynimizde şunun gibi nöronlar var. Bunlara nöron deniyor. Bakın nöron. Nöronlar içinde şurada fotonlarla, ışıklarla bazı bilgiler aktarılıyor. Bir nöron başkasına bir bilgi aktarıyor, o ona başka bir bilgi aktarıyor, o ona bir şey diyor, bu buna bir şey diyor. Beynimizde bunlar gerçekleşiyor ve biz bir şeyler öğreniyoruz, düşünüyoruz, konuşuyoruz. Öğrenme böyle gerçekleşiyor yani. Nöronların birbiriyle iletişimiyle. O ona bir şey diyor, o ona bir şey diyor, bu buna bir şey diyor. Bunlar tabii ki böyle saniyenin milyonda biri sürede, saniyesinde o ona bir şey diyor, hop öğrendik gitti şeklinde gerçekleşiyor. Bu insan beyni ve insanın öğrenme şekli bu şekilde. Peki. Yazılımcılar ne yapmış? Yapay zeka dünyasındaki insanlar ne yapmış? Bu sistemi neden simüle etmiyoruz? Neden buna benzer bir sistemi biz canlandırmıyoruz? Demişler ve şöyle nöronlar oluşturmuş. Bak şu topları görüyor musun? Sağdaki resme geçtim şimdi. Sağdaki resim derin öğrenmenin genel şablonu. Bunların her birine nöron diyoruz. Yani şuradaki nöron gibi düşün. Şu topların her biri nöron. Şundan her biri nöron. Şundan her biri nöron. Topları nöron gibi düşünün. Şu ağlar ne peki? Ağlar da işte bilgi.
O nöron ona bir bilgi getiriyor, ona bilgi, ona bilgi, ona bilgi, o ona bilgi, o ona bilgi, o ona bilgi. Sonra en sona gittik mi geri de dönüş var işte. Sonra bu buna bilgi, bu buna bilgi, bu buna, bu buna, bu buna. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri, o ona bir şey diyor, o ona bir şey diyor falan filan. Bu şekilde insan beynini taklit ederek oluşturulmuş bir algoritma bu derin öğrenme algoritmaları. Ve dolayısıyla şuradaki nöron mantığını simüle etmişiz ve nöronlar oluşturmuşuz. Derin öğrenme yöntemleri oluşturmuşuz. Bunu da niye yaptık? Çok daha kapsamlı, çok daha öğrenmesi zor, çok fazla verinin olduğu algoritmalarda, verinin olduğu problemleri de çözebilelim diye. Makine öğrenmesiyle yapamadığımız şeyleri derin öğrenmeyle yapabilelim diye yapılmış bir yöntem. Derin öğrenme, insan beyninin işleyişinden esinlenerek geliştirilmiş, çok katmanlı, yapay sinir ağları üzerine kurulu bir makine öğrenmesi tekniğidir. Evet, aslında bir makine öğrenmesi tekniği bu da yani. Makine öğrenmesinin daha gelişmiş versiyonu gibi düşünebilirsiniz. İnsan beynini taklit eder hale getirdik. Böyle bir algoritma geliştirdik. Böyle bir makine öğrenmesi algoritması geliştirdik. Derin öğrenme modelleri insan beynindeki nöronların çalışma şeklini taklit eden yapay sinir ağlarından oluşur. İşte şunlar yapay sinir ağları. Nöronlar taklit ediyor yani. Nöronlar hepsi birbirine bir şey söylüyor. Bu buna bir şey söylüyor, o ona bir şey söylüyor, o ona bir şey söylüyor. Hepsi birbirine bir şey söyleye söyleye iletişim halini birlikte öğreniyorlar. Tamam? İnsan beynini nispeten taklit etmeye çalışmışız ve başarılı olmuşuz bu yöntemle. Çok yol kat etti insanoğlu. Peki, derin öğrenme görüntü ve ses tanıma, doğal dil işleme ve oyun oynama alanlarında çok başarılıdır. Yani bu zamanında işte satrançta Kasparov'u, o zamanın en iyisi olan Kasparov'u yenen yapay zeka bu derin öğrenme algoritmalarıyla yendi. Veya işte günümüzde görüntü ve ses tanıma algoritmalarıyla, yapay zeka algoritmalarının arka planında hep bu derin öğrenme teknikleri var. Şu anda yeni yeni başka teknikler çıktı. Ancak bu derin öğrenme uzun bir süre kullanıldı insan beynini taklit eden bir algoritma olarak. Derin öğrenme ile büyük ve çözülmesi daha zor problemler çözülebilir. Fakat bunun için de çok fazla veriye, zamana ve bilgisayar gücü gerekmekte. Evet, halen daha bilgisayar gücünden kurtulamadık. Evet, çok zor problemleri makine öğrenmesiyle çözemedik. O yüzden derin öğrenme yöntemleriyle çözüyoruz. Ancak halen daha çok fazla zamanımızı alıyor bu, çok fazla maliyet ve çok fazla veriye de ihtiyaç var yani. Derin öğrenmenin iyi çalışabilmesi için çok fazla veriye ihtiyacımız var. Veri daha azsa genelde klasik makine öğrenmesi yöntemleri kullanılır. Ama veri çok fazla, çözülmesi çok zor problemler varsa o zaman derin öğrenme algoritmaları kullanılıyor genelde. Ancak halen daha bu zaman ve bilgisayar gücü problemleri, maliyet problemi diyelim genel olarak, maliyet problemi çözülebilmiş değil. Halen daha çok maliyetli işler bunlar. Sadece büyük şirketler bunları yapabiliyor diyelim. Biz kendi çapımızda yapıyoruz da. Yani asıl ürün haline çıkartmak büyük şirketlerin harcı yani, çok bizlik değil diyelim ve bitirdik. Bu kadardı. Genel hatlarıyla yapay zekadan bir ufak konuştuk. Şimdi sizin sorularınızı alabilirim. Buraya kadar sorusu olanlar var mı? Evet. Bir soru gelmiş. Hemen M53'ü bir kaldıralım. İlk önce ona söz verelim. Hocam, evet, hocam şimdi bir şey soracağım. Şimdi evet, buyur bakalım. Kuantum bilgisayarların bizim evlere gelmesi, yani ev halkının kullanacağı kadar ucuz hale gelmesi kaç bin yıl sürer? Şimdi soru bu mu? Evet. Veya ömrüm yeter mi? Senin ömrün yetmez. İkincisi kuantum bilgisayar teoride bir şey. Ben hiçbir zaman gerçek olacağını da düşünmüyorum bu arada. Yani süper hızlı bilgisayar olabilir. Şu anki bilgisayarların böyle binlerce kat hızlısı olabilir. Ancak kuantum bilgisayar teoride şöyle geçiyor. Ne kadar veri olursa olsun, işlem ne kadar büyük olursa olsun, saniyenin milyonda birinde böyle hemen göz açıp kapayana kadar gerçekleşecek işlem. Yani böyle bir şey ancak cennette olur. Yani böyle bir şey dünyada çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Sadece teoride böyle bir şey var. Dolayısıyla senin evine gelmesini bırak, genel olarak bulunmasının bile imkansız olarak buluyorum ben. Şimdi de kuantum bilgisayarın tanımını biraz değiştiriyorlar. Yani şu hızın üstündeki bilgisayarlar kuantum bilgisayar diyelim diyorlar. Ha, öyle şeyler olabilir yani. Çok hızlı bilgisayarlar var Google'ın elinde. Ancak gerçek bir kuantum bilgisayar yok ve olacağını da düşünmüyorum diyelim. Tamam, yeterli mi? Evet hocam. Gideyim mi? Tamam, demek. Şimdi hocam ilk sorunuzu bir ufak ilk önce onu cevaplayayım isterseniz. Şeyi tam da anlayamadım ama veri bilimi bu alanda ilerlemek istiyor ama Python olmasın mı istiyor? Python öğrenmeyeyim mi istiyor? Öyle bir soru. Tamam. Python bilgisi sıfır olan bir kişi için sadece Python'ı öğrenmek
bir iş hayatında bir sıfat edinmenizi sağlıyor ama o sıfatla bir mesleğe bence giremezsiniz. Yani tek başına Python bilmek sizi bir iş sahibi yapmaz. Ancak veri bilimini öğrendikten sonra, veri bilimini detaylıca öğrendikten sonra, bunun içinde bir kısım daha var, çok detayına girmedim de, SQL gibi böyle Excel'i çok iyi kullanabilmeli, SQL'la çok iyi veri çekebilmeli, Python'da işte verileri analiz etmede çok iyi olmalı, görselleştirmeye çok iyi olmalı. Birkaç kısım daha var yani veri bilimi içinde. Ancak bu veri bilimini güzel bir şekilde öğrenen bir kişi, veri bilimci sıfatıyla büyük şirketlerde çalışabilir. Peki veri bilimci ne yapar? Veri bilimci az önce söylediğim gibi şirketin verilerini, şirketin elde ettiği veriler var şimdi. Şirketin kullanıcı verisi olabilir, herhangi bir satış verisi olabilir, ne verisi olduğunu bilmiyorum. Şirketin elde ettiği verileri alır, inceler, bu verilerden bir anlam çıkartır ve şirkete yol gösterir. Der ki bak şunu 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 yaparsak kazanacağız, bunu yaparsak daha çok şirket para kazanacak gibi şirkete yol gösterir bir hale gelir. Veri bilimi kısmını bitiren bir kişi. Ha, anladım. Yok, 10 yıllık bir durum yok ama şöyle söyleyelim, çok fazla emek vermek gerekiyor öncelikle. Çok gönülden asılmak gerekiyor. Direkt bir saat veremiyorum ama ben kendi hayatımdan örnek verecek olursam günde en az 5-6 saatimi ben ayırırdım. Haydi bu dönemde bunları öğrenirken günde 5-6 saat minimum ayırırdım. Hafta sonları daha fazla ayırırdım. Ve bu şekilde bile uzun bir süremi aldı yani. Şu veri bilimine kadarki kısım belki de 4-5 ayımı aldı, 5-6 ay diyelim. Ancak aldı da hemen bir iş bulabilir miydim? İş bulmak apayrı bir dünya. Burada iş bulmayı biraz ayrı koyuyorum. Çünkü iş bulmak hocam, iş dünyasına girdiğimizde göreceğiz. Çok farklı kriterler giriyor orada devreye. Ancak veri biliminin hakkıyla öğrenmek, hadi diyelim 1 yıl olsun yani. Ortalama bir insan için böyle 5-6 ay, günde 5-6 saat çalışarak 1 yılda bence elde edilebilecek bir beceri. Bir de bootcamp diye bir kavram var hocam. Piyasada lazım olan bilgilerin öğretildiği bir dershane gibi düşünelim. Dershane. Direkt piyasa bilgisini veriyor. Yani üniversitede 4 yılda aldığın bilginin içinde çok fazla gereksiz bilgi olacak. Hatta yapay zeka alanında gideceksen inanın yazılım mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliğinin size katacağı şey o kadar az ki. Yani o kadar az ki. Üniversiteden mezun olduğunuzda neredeyse sıfıra yakın olacaksınız. Eğer kendinizi ekstra dersler dışında bir şeyde eğitmediyseniz. Çünkü üniversitenin müfredatı yapay zeka göre hazırlanmamış. O seni genel bir bilgisayarcı yapıyor. Bilgisayarı anlayan, donanımından anlayan biri yapıyor. Böyle çok başka gereksiz şeyler öğretiliyor. Ancak yapay zeka alanında öğrenilmesi gerekenleri ben saydım. Bunları öğrenmek için ciddi bir emek gerekiyor. Süre vermek gerekirse dediğim gibi 1 yıl diyelim. Şu iki kısmı bitirmek, hakkıyla bitirmek 1 yıl. Ancak işe girme süreci apayrı. İşe girme süreci eğer büyük bir şirkette girecekseniz, ben Baykar'la da görüştüm, ben Sabancı Holding'de de görüştüm, İş Bankası'yla da görüştüm. Zaten süreç 2 ay sürüyor, yani öyle söyleyeyim. O kadar test yolluyorlar ki, böyle İngilizce testi, IQ testi, işte Türkçe sözel anlamı. Evet, doğru geldi hocam, tamamen haklısınız. Aynen dediğiniz gibi, eğer kişi ne kadar erken asılırsa, yani 2 yılda inanılmaz bir yetkinliğe sahip olabilir. En azından şu ilk 2 kısımda diyeyim. Buradan hocam şeyi de ufak bir parantez açmak gerekir. Ben üniversite okumayın anlamında demedim. Harun hocam da o anlamda dememiştir. İlanlarda biraz 4 yıllık bir üniversite mezunluğu şartı koşabiliyorlar. Koşuyorlar genelde büyük şirketler. Dolayısıyla üniversiteyi okuyacaksınız. Ancak üniversiteye gelmeden önce bunları çok iyi öğrenebilirsiniz. Ya da üniversite okurken bunları öğrenebilirsiniz. Yani üniversite müfredatına bağımlı kalmayın. Özellikle yapay zeka alanında gideceksek bu alanda daha yeni şeyler açılıyor. Ve açılan müfredatı incelediğimde de çok yeterli, çok donanımlı kişiler anlatmıyor bu dersleri. Çok iyi bir müfredat yok. Yani biraz bayağı eksikler var. Kendinizi geliştirmelisiniz. Kendinizi başka yerlerden, kaynaklardan geliştirmelisiniz. O yüzden İngilizce niye önemli zaten? İngilizce biraz da bu yüzden önemli yani. Sen böyle çok ileri düzey kaynak aradığında Türkçe kaynak bulamıyorsun. Her şey İngilizce, İngilizce kaynak. Dolayısıyla İngilizce kaynaklara da ihtiyacın olacak. Ama 2 yılda, dediğimiz gibi 2 yılda en azından şu kısmı böyle çok detaylı bir şekilde öğrenebilirsin. Ondan sonraki iş arama süreci ayrı ama iş arama sürecinde farklı oluyor diyebiliriz. Evet. Zor değil yani. Evet. Ha, o mülakatı kazanamaz hocam da. Yani birkaç yıl daha eklese o mülakatı bile kazanabilir. Yani 5 olur. 5'te o soruları cevaplardı. Evet. 5 yıl takviyle çalışan biri o mülakatta geçer. Yani Baykar'ın o mülakatını da geçerdi. Rica ederim hocam. Burada talepler vardı ama o talepleri kendileri mi kapattılar?
DR Blue vardı mesela sırada ama onlar kendi mi kapandı? Tamam, ben ilk şeye hak vereyim. İlk oydu sanki. Verdim. Kabul edeceksiniz herhalde sanırım izin verince. Evet, hoş Merhabalar geldiniz. hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Şöyle bir şey sormak istiyorum ben müfredat açısından. Bu anlattığınız müfredatlar gayet güzel. Bunu bir cihaza aktarmak istediğimiz zaman ne bileyim bir Arduino olur veya ona benzer Raspberry olur veya başka bir şey her neyse. Bununla bir proje yapmak istediğimiz zaman ne yapmamız gerektiği konusu da var mı şeyde? Mesela Python'la bir proje yaptığımızda bunu cihaza aktarabilecek miyiz? Güzel soru. Bu birazcık bu alandan çıkıyor. O birazcık developer kısmına giriyor. Cihaza aktarmak için Python'ın içindeki, aslında Python yetiyor. Python'ın içindeki kütüphaneler var. Bazı kütüphanelerle evet Raspberry Pi cihazlarına aktarılabiliyor. Böyle Teknofest'lerde falan bunu çok yapıyorlar sualtı araçlarında. Basit bir Python yazıp yani tam olarak yapay zeka kısmına girmiyor bu bahsettiğiniz kısım. Şu kısımlara hiç gerek yok hatta. Python'ı bilip ve Python'ın birkaç tane de kütüphanesi, ekstradan birkaç kütüphanesini de bilen bir kişi projesine göre yazdığı kodları o projeye aktarabilir. Ancak bizim anlatacağımız müfredat da o yok. Anladım. Yani demin dediğiniz cevap, ben bir model oluşturduğum zaman şey modeli, yapay zeka modeli, bunu Python'la cihaza aktarabiliyor muyum? Ona cevap verdiniz mi? Anladım dediğinizi. Cihazdan kastınız böyle ayaklı bir robot tarzı bir şey mi? Yoksa Yani yani önemli olan herhangi bir mikro denetleyiciye. anladım. Daha burada kastettiğim model şunu yapıyor sadece. Buna veriyi veriyorsun. Mesela ev fiyatlarından bahsedelim. Bunu geçmişte şöyle eğittik. Ev fiyatları şöyle 3 odalı bir ev. 12. katta, şu mahallede, şurada, şurada, şurada. Fiyatı 100 bin atıyorum. Bu Evet. verilerden biri. Bunun gibi bir dünya milyon tane veri olduğunu düşünün. Orada bir ev şu özelliklere sahip fiyatı bu. Şurada bir ev şu özelliklere fiyatı bu. Modeli bu şekilde eğittiğimizde model şunu öğreniyor. Aa evet evin alanı büyük oldu mu işte fiyatı daha yüksek. Üst katlardaki evler daha yüksek. Güzel bir mahalledeyse evin fiyatı daha yüksek. Model bunu öğreniyor. Ve bundan sonra bu modelin tek yapabildiği şey şu. Tek yapabildiği şey şu. Buna başka bir ev, şurada bir ev gördüm mesela. O evin özelliklerini modele girdiğimde bana diyor ki, aa, bu evin fiyatı şu kadar olmalı. Çünkü ben geçmiş bilgilerden bunu öğrendim. Kısaca emlakçılığı öğreniyor yani. Modeli emlakçı gibi yapmış oluyoruz. Bunu, Evet. evet, bu tarz bir modelleri genelde o bahsettiğiniz gibi böyle canlı bir nesneye büründürmemize ihtiyaç olmuyor. Dediğimi anlatabildim mi? Dolayısıyla Onu bu anladım. makine Onu öğrenmesi, bilgisayarda halledebiliriz. evet, Ama makine mesela diyelim öğrenmesi ki için. ben yani bir şu an aklımda öyle bir proje yok ama yapmayı düşündüğüm zaman aktarabiliyor muyum anlamında o modeli öğrettiğim zaman. Diyelim ki o da olabilir. O dediğiniz model de olabilir. Diyelim ki bir robot İçine bilgisayar koymayacağım. Yani bilgisayar koymadan bir mikro denetleyiciyle. Evet, yanlış değilsem Teknofest'te bu tür şeyler yapılıyor. Su altını görebilen, su altındaki çöpleri görebilen modeller falan. Dolayısıyla aktarılabildiğini biliyorum. Yapılabiliyor bu tür şeyler. Ancak ben o alana çok yürümedim. Buradaki eğitimde tam Tamam. onu kapsamıyor. Biz daha çok derinlerine iniyoruz. İşin teorisine, mantığına iniyoruz. Ama yapılabiliyor dediğim Teşekkür gibi. ederim. Sağ olun. Rica ederim. Rica ederim. Ki şu Winsum'a söz hakkı verdim. Kabul edebilirsin. Evet, sesin gelmeli şu anda. Geliyor mu Evet, geliyor. hocam? Hocam şimdi biz orta seviye Python biliyoruz da hani proje örnekleri bir yerden sonra bulamıyoruz hocam. Yani nasıl geliştirebiliriz kendimizi daha fazla? Güzel. Güzel. Özellikle bu Python'ın orta seviyesindeki kişilerin çok yaşadığı, benim de öğrenme sürecinde yaşadığım bir soruna ayak bastın. O da şu. Yani evet, internetteki projelere baksan, HackerRank'e, LeetCode'a baksan bir anda zorlaşıyor. İlk üç soru kolay belki. Ondan sonra inanılmaz zor sorular. Yani internette çok fazla örnek yoktan yakınıyorsun sen. Sana güzel bir haber. Şu anda bulunduğun kanal, Discord kanalı Mod Akademi olarak biz örnekler üzerinden, inanılmaz sayıda fazla örnekler üzerinden bir müfredat hazırlıyoruz. Ve çok fazla soru, çok fazla pratik imkanı bulacağınız bir kaynak oluşuyor. Dolayısıyla onu bekleyebilirsin. Yakın zamanda çıkacak. Çok fazla soru olacak. Bu eksikliği ben de fark ettiğim için eğitimi resmen örnekler üzerinden yapmıştım. Yani her şey soru. Soruyu soracağız, sen onu kodlayarak çözeceksin. Soruyu soracağız, kodlayarak çözeceksin. Aynı bu tarz kaynak. Şu anda ne yapabilirsin dersen,
bilmiyorum ki yani Türkçe istiyorsun herhalde soruları da. İnternette istihza mıydı? O tür işte ya da W3 Schools diye bir kaynak var. Oralarda biraz daha basic çözebileceğin tarzda sorular olabiliyor. Oralardaki soruları araştırabilirsin. Python'da ortalama durumdayım diyorsan evet bu şekilde örneklere yönelebilirsin. Ortalamayı da neyi kastediyorsun? Döngüleri falan biliyorsun herhalde. Fonksiyon tabii hocam basit projelerimiz var yani. Hani ha, rehber gibi. Hani rehber kaydedebilir dosya üzerinde. Açıp kapayınca yer açabiliyor. Hava durumu gibi. Anladım. Güzel. Başka projeler arıyorsun. Anladım. Yani o tür projelerin şimdi en baba yerleri HackerRank'tir, LeetCode'dur. Böyle büyük şirketler de buralardan sorular gönderiyor. Hatta da onlar da çok ağır geliyor olabilir. Bunu da anlıyorum. Onlar da bir anda ağır geliyor olabilir. Daha orta seviye soru bulmak hakikaten bu piyasada zor. Ne yapabiliriz? Ben de çok emin değilim. Bizim yazacağımız projeler tam senin ayarında aslında. Ama sana önden versem çok etik olmaz. Yakın zamanda birkaç ay içinde Mod Akademi olarak biz bu soruları yayınlayacağız. O soruları çözebilirsin. Ve bir de orada derece de olacak yani. Derece de yapabilirsin yani iyiysen. Böyle bir sorular üzerinden eğitim tasarlıyoruz diyeyim. Bunu da söylemiş olayım. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Onu da söyleyelim hocam. Haftanın bir günü 2 saatlik bir eğitim ile başlayalım diyorum. Hocam kimi baz alacağız burada? Genel olarak üniversite Aksaray Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin saatini baz alacağız. Saati ben birkaç tane seçenek sunabilirim. O seçenekler arasından bir tanesini seçseler iyi olur. Tamamdır. O zaman hemen başlayalım önümüzdeki haftadan itibaren. Cuma 8 benim için uygun. Başlangıç tarihi netleştirebiliriz. Cumaları tamam. Cuma 8 diyelim o zaman. Bu bahsettiğimiz ilk her şeyin başı olan Python programı dili derslerine her cuma 8'de 8-10 arası, akşam 8-10 arası bu şekilde. Şu anda konuşma yaptık, söyleşi yaptık. Gelecek hafta ders yapacağız diyelim yani. Herkes Python kodlarını açacak ve çözeceğiz. Şurada sohbette bir şeyler yazıyor da. Tamam, izin verecektim sana Retro. Peki seni çağıralım son olarak. Evet, kabul edebilirsin. Merhaba. Ben hatta sizinle de aslında bakarsanız çok çok öncesinde bir Python programı ile ilgili eğitim almış bir grubumuz falan da vardı. Bilmem hatırlar mısınız beni ama. Şimdi ben bu eğitime tekrar bir başlangıç yapıp bilgilerimi pekiştirmek istiyorum. Ben kendimi ilerleyen zamanlarda farklı konuları içerisindeyim. Ben daha çok proje kısmındayım. Proje kısmında olduğum için, proje yöneticiliği yaptığım için şeyi anlamam gerekiyor. Yılın anlamam gerekiyor. Hani neler yapıldığını, önüne zaman dilimini vesaire her şeyi ona göre planlamam gerekiyor. Bir merkezim şu, tam başından dinleyemediğim için soruyorum. Direkt cuma günleri herhangi bir kayıt olmazsa giriş yapabilecek miyiz? Yoksa bir belli bir kayıt yapma işlemi yapmamız gerekiyor mu? Sizin böyle bir şeyiniz olacak mı? Listeniz olacak mı? Bir de devamsızlık sorunu gibi bir probleminiz var mı? Hani devam edenler için biliyoruz işte mod kısmını açacağız. İşte orada izinsiz tekrar diğer kalan kısımları devam edenler için vereceğiz falan dediniz ya. Onu merak ettim. Onu sorayım istedim. Güzel soru. Tabii bence bunun kaydını tutmalıyız. Tamam, hocam ne der bilmiyorum ama bence tutmalıyız. Devam zorunluluğu olmasa da yani belli bir yüzdede devam edenlere açarız bu 100 dolarlık eğitimi, mod tarafında tasarladığımız eğitimi. Dolayısıyla olabildiğince katılmanızı öneriyoruz. Bu Discord kanalında olacak yayınlar, aynen tam olarak burada olacak yayınlar ve şimdiden söyleyelim, ben çok dikkat ediyordum buna normalde eğitimlerimde. Madem eğitime başlayacağız, herkes kendi ismiyle Discord'da bulunsun. Mesela şu Boşnak TV, Simmel falan, Sincerity, Retro Dragon. Bunlar değil, herkesin kendi ismini görmek istiyorum. Ya sadece isim ya da isim soy isim. Ve kayıt tutalım. Devam zorunluluğu kaydını tutalım. Dolayısıyla belli bir oranın üstündeki kişilere kalan kısımları ücretsiz bir şekilde sunalım. Bu şekilde işleri Serap Hanım. Sizin yapmaya çalıştığınızı da çok iyi anlıyorum. Bir proje yöneticiliği yapıyorsunuz. Çalışan yazılımcıların nerede zorlanacağını anlamak için az da olsa bir temelleri öğrenmek, anlamak istiyorsunuz. Gayet mantıklı.
bizim